Kanal 56 Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. En doğru ve tarafsız haberlerle karşınızdayız. Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Erman Kezer Yerleşkesi'nde iftar yemeği verdi. Verilen iftar yemeğine Vali Mustafa Tutulmaz ve il protokolüyle üniversitenin rektör yardımcıları ve dekanlarıyla idari kadrosu katıldı. Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Erman bir iftar yemeği verdi. Üniversitenin Kezer Yerleşkesi sosyal tesisinde verilen iftar yemeğine Vali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü ile üniversitenin rektör yardımcıları, dekanlar ile idari kadrosu katıldı. Ölmüşlerimize rahmet ve mağfiret. İftar yemeği Müftü Faruk Arvas'ın yaptığı dua ile sona erdi. Bizi bir araya getirdiği gibi sevgili peygamberimizin Havz-ı Kevser'i etrafında Rıbel Hamd adlı sancağı altında bizleri sevdiklerinle ve sevdiklerimizle bir araya cem eyle ya Rabbi. Nimetlerin suretlerini bize yedirdin, asırlarını da cennette bize ikram eyle ya Rabbi. Bizi havalar sıcak, evet, bizi fazlasıyla bunaltıyor. Ama bir şekilde evlerimize veya ofislerimizde serinleyebiliyoruz. Peki ya fırın işçilerimiz, fırın emekçilerimiz? Kameralarımız fırınlardaydı ve işte o kutsal mesleğin zorlukları geliyor şimdi ekranlarınıza. Sıcaklıkların insanların kavurduğu bir dönemle denk gelen Ramazan ayında çok zor şartlar altında çalışan kesimler de var. İnşaatlarda çalışanlar, sıcak demirciler ve fırıncılar gibi. Bizler 40-45 derece sıcaklıktan dolayı bunaldık diye şikayet ederken fırıncılar ateşin önünde saatlerce durarak ekmek üretiyorlar. Özellikle evlerimizde rahatlıkla ekmek israfı yaparken bunun hangi şartlar altında üretildiğini hatırlayalım ve bakalım fırıncılar Kemal Çakır ve Davut Taş ne diyor? Altın zordu ama hakka hizmet etmek için elimizden geleni de yapıyoruz. İnşallah Allah'ın anlatmış olur. Ramazan ayında çalışmak nasıl oluyor? Valla zor geçiyor ama Allah yapıyor. İnşallah halkın anlatmış olur. Allah yardım ediyor yani. Sıradaki haberimiz av yasağına uyulmaması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan balıklarımız. Evet, av yasağı var ve bu av yasağına uyulmuyor. Fakat buradaki en önemli sorun denetimlerin olmayışı. Başta Van Gölü'nde avlanan ince kefali başta olmak üzere bütün sularımızda bulunan balıklar bilinçsiz avlanma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
tehlikeyi ortadan kaldırmak için başta av yasağı olmak üzere birçok önlem alınıyor. Ancak gerekli denetim yapılmadığı için bu yasaklara uyan yok. İçinde bulunduğumuz dönem av yasağı kapsamına girmesine rağmen birçok yerde balık satıldığına şahit olmak mümkün. Doğa Sevdası kurduğu dernekle bu konuda çalışmalar yapan Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Gül av yasağına uyulmasını istedi. Siirt Avcılar ve Atıcılar Şifa Kurulu Derneği ya bakıyorum. Ayrıca Siirt Çevre Kültür Sanat Ürün Derneği'ne bakıyorum. Şimdi balıklarla ilgili sorunları yani gerçekten dile getirmek istiyorum. Gerçekten 1 Nisan'dan itibaren 1 Temmuz'a kadar yasaklanmıştı. Ama buna rağmen çarşılarda, köşe başlarında, sokak başlarında balıklar satıldığını görüyoruz. Şu anda o balıkçılar gelip de o efendim bize Botan'da balık kalmadı diye şu anda bir balığın yakalanması en az 200-300 bin balığın kaybetmesidir. Hani balık aldığın zaman yumurtası açıyorsun, içini açıyorsun 2 kilo yumurta var içerisinde. O yumurtalar en az 20 bin tane balık fazladır. İşte bu balıkların zamanla yok alıp da o balığın çünkü genellikle dişi balık suda geziyor. Hani taşlık olan yerlere yumurtalarını bırakmak için işte gezerken bunlar da önlerine ah koyuyor, ahı tutuluyor. Ayrıyeten bir bu barajların yapılması nedeniyle suyun kapalıp açılmasıyla balıkların mesela göletlerde kalıp da bunlar jeneratör, dinamit gibi şey üzerine bırakıyorlar. İşte biz bunlara karşıyız. Ayrıca çeşitli tuzaklar yapılıyor. Tüm Siirt'teki balıkçı arkadaşlara sesleniyoruz. Lütfen bunu yapmasınlar. Yapmayın bunu. Çünkü yasak bu herkesin malı. Önümüzdeki mesele kalkacak nesil hiç olmasa onlar da bu balıkları görsün. Gerçekten eskiden biz küçükken balıklara giderdik. Su kenarlarına giderdik. Yani 3-4 kilodan büyük balıkları biz görüyorduk. Şimdi ufak balık biz dahi göremiyoruz. Neden? Çünkü bilinçsiz yapılan avlanmadandır. Ha biz bunlara karşıyız. Bunun üzerine gideriz. Gerçekten nerede şey derse Tarım İl Müdürlüğü'yle biz bunun üzerine gerçekten büyük cezalar da alınıyor. Lütfen bunu yapmasınlar. Piyasalarda balıklar satılmasın. Yani satılsın da şu anda satılmasın. Bizim gözümüzün önünde biz yani o yumurtaları gördüğümüz zaman gerçekten insan üzülüyor. Yani üzülmemek elinde değil. Çünkü en az 20-30 bin tane yumurta bu hayvan bırakıyor. E tabii ki bunu yaptığı zaman balık kalmaz. Şimdi şu anda o insanlar vay efendim balık kalmadı. Balık Botan'da kalmıyor. Kardeşim sen yaptın bunu. Abi biz şimdi düşünüyoruz bu alabalık tesislerine, taşlı alabalık tesislerine orada üretmeye geçilmiş. Düşünüyoruz yardımsever vatandaşlarımızın bize vereceği desteğiyle 20-30 bin tane balık, alabalık bunu baraja, Kumlu Barajı'na bırakmak istiyoruz. Bunu da bir duyurmak istiyorum ve o bölgeyi de yasak edeceğiz. Yani mutlaka 2-3 sene kimse ava gitmesin o mıntıkada. Yani gerçekten artık ufak balık biz onları dahi göremiyoruz biz. 56 kanalın bize vermiş olduğu bu desteğiyle gerçekten bütün çalışanlara teşekkür edeyim. 56 kanal Siirt'in sesidir, canıdır, can damarıdır. Gerçekten bütün bizim gibi vatandaşların sesini duyuruyor. Ona teşekkür ederim. Çok sağ olasın, teşekkür ederim. İlimizde et tüketimi görünürde çok fazla olmasına rağmen B12 vitamini eksikliği yadsınamayacak düzeyde. B12 eksikliğinin daha çok sebze kültürüne sahip mutfaklarda görüldüğünü belirten Doktor Köksal, Siirt'te et tüketiminin çok fazla olmasına rağmen bu durumun görülmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.
Siirt'te B12 vitamin eksikliğinin görüldüğü belirtiliyor. Kurtalan Devlet Hastanesi Dahiliye Doktoru Sevgi Köksal, B12 vitamin eksikliğinin yöremizde özellikle erkeklerde görüldüğünü söyledi. B12 vitamin eksikliğinin yemek kültüründe etten çok zevzelere ağırlık veren yörelerde görüldüğünü belirten Doktor Köksal, Siirt'te et tüketiminin çok fazla olmasına rağmen bu durumun görülmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Şu an bu bölgede benim dikkatimi çeken etçil bir bölge olmasına rağmen, yani vejeteryanlarda gördüğümüz, daha doğrusu et yemeyenlerde gördüğümüz B12 eksikliği bu bölgede çok yaygın ve erkeklerde de bu görülüyor. Onun üzerine yani nedir, yani neden kaynaklandığını bilmemekle birlikte çok fazla işte onun eksikliğini rastlıyoruz. Doktor Köksal bu durumun verilecek bir tedavi ile giderilebileceğini sözlerine ekledi. Yani şöyle, unutkanlık, elde ayakta uyuşma, ağrılar, bu kansızlık yapabiliyor ama genelde bu bölgede kansızlıkla beraber, yani kan değerlerinde düşmeye neden olmadan işte uyuşma, unutkanlık, halsizlik şikayetiyle el ayaklarda ağrı, yanma, o tür şikayetle gelen hastaların çoğunda B12'de eksiklik tespit ediyoruz. Ve yani bir aylık bir tedaviyle rahatlıkla toparlıyor hasta ve şikayetleri de düzeliyor. Yani burada biz dahiliye polikliniği olarak hani bütün dahiliye hastalarına bakabilecek kapasitedeyiz. Gerek hastane olarak, gerekse laboratuvar, röntgen ve tetkikler olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Üniversiteli çoban lafını çokça duyuyoruz. Şimdi artık resmi olarak kelimenin tam anlamıyla üniversiteli çobanlarımız olacak. Göçerler Derneği Başkanı Emin Çelik, bölgede çoban ihtiyacını karşılamak için Batman Üniversitesi'nde çobanlık bölümünün açılması için Ramazan bayramından sonra üniversiteye müracaatta bulunacaklarını söylediler. Batman'da toplam 6000 üyesi bulunan Göçerler Derneği bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Göçerler Derneği Başkanı Emin Çelik, bölgede çoban ihtiyacını karşılamak için Batman Üniversitesi'nde çobanlık bölümünün açılması için Ramazan bayramından sonra üniversiteye müracaatta bulunacaklarını söyledi. Batman'da dernek binasında gazetecilerle bir araya gelen Çelik, üniversiteli gençlerin zaman zaman kendilerine gelip tez konusunda bilgi aldıklarını kaydetti. Çelik şunları söyledi. Yani biz şimdi rektör beyle görüşeceğiz inşallah. Hem şey yapalım, hem o bize bir bölüm açsın. Biz de yıllardır çobanlık yapmış, yani çobanlığın döyeni böyle 50-60 yıl çobanlık yapmış usta. Onları götürelim, üniversitede ders versin. Yani bu çobanlık zaten özellikle gerçi bugünkü şartlarda çoban hepimize şarttır. Sadece hayvancılıkla uğraşanlara değil. Onun için üniversitede biz de ders verelim. Üniversite konusunda, yani üniversiteli gençlerimiz bu tez konusunda çok geliyorlar. Yılda birçok gencimiz geliyor. Ben onlara ders veriyorum. Şey anlatıyor. Tabii özellikle besicilikle ilgili, yayla, yerleşik hayat, göçebe hayatı, ya bu tür şeyleri anlatıyoruz. İnan bana çok var. Yani şu anda herkes hani şey tabiri caizse öğretmenler atanacak. Öğretmen çok, okuyan çok ama bir türlü şey bulamıyorlar, atanamıyorlar. Ve biz de şu anda çoban açığımız var. İnan bana Bekir, bir çoban bulamıyoruz. Yani bazen Ağrı'dan beni arıyorlar, Van'dan arıyorlar, başkanım bize bir çoban bul. Çoban yok, şu anda eğitimli çoban bulamıyoruz. Bunun için üniversiteye başlığımız çok var, evet. İşsizliği bu bizim Doğu Güneydoğu bölgesinde en az %10-15 düşüklük. En kısa zamanda Ramazan'dan sonra yanına gideceğiz, rica edeceğiz, bize de bir bölüm açsın. Tamam. Bu tarafa bak abi, bu tarafa. Thank you.
Örtülü bilim adamlarımız tarafından geliştirilen çok güzel projeye geldi sıra sevgili seyirciler. Klavye ve fare olmadan kullanılabilen bilgisayar. Bu bilgisayar göz hareketleriyle algıladığı komutlar vasıtasıyla çalışıyor. Detaylar haberimizde. Bilgisayarda klavye ve fare dönemi sona eriyor. ODTÜ'lü Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte yakın bir zamanda bilgisayarlarımıza fare ve klavyeyi gereksinim duymadan sadece göz hareketleriyle kontrol edebileceğiz. ODTÜ akademisyenlerinden Profesör Doktor Kürşat Çağaltaylı, araştırma görevlisi Mehmet Dönmez, bilgisayara göz hareketleriyle komut verme teknolojisini geliştirdi. Sistem ayrıca kontrol dışı yapılan göz hareketlerini algılayabiliyor. TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçen bu proje, özellikle felçli veya engellilerin bilgisayar kullanımını rahatlatacak. Hazırlamış oldukları sistemin herhangi bir bilgisayara bağlanabilen göz hareketleri takip cihazıyla çalışmakta olduğunu belirten Mehmet Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü. Hazırlamış olduğumuz sistem herhangi bir bilgisayara bağlanabilen bir göz hareketleri takip cihazıyla birlikte çalışmaktadır. Bu cihazdan göz bebeklerine gönderilen kızılötesi ışığın geri dönmesiyle bizim hazırladığımız yazılım arka planda bunu işlemekte ve kişinin o anda ekranda hangi noktaya baktığını tespit edebilmektedir. Böylece kişinin baktığı noktaya bilgisayarın farenin imlecini hareket ettirmektedir. Yazı nasıl yazılacak? Yani o da çok önemli. O noktada da bilgisayarlarda bulunan sanal klavyeyi kullanarak istediğimiz şekilde yine aynı şekilde fareyi baktığımız yere hareket ettirerek sanal klavye aracılığıyla yazı yazabiliriz. İstemsiz şekilde göz kırpmalarını yazılımımız arka planda göz önünde bulundurmamaktadır. İstemsiz şekilde gerçekleşen göz kırpmaları herhangi bir şekilde sistem tarafından algılanmamaktadır. ODTÜ'de akademisyen olan Profesör Doktor Kürşat Çağaltay ise şunları söyledi. Evet, aslında çalışmalarımızın çoğu özel eğitim ve özel ihtiyaca yönelik olarak geliştiriliyor. Örneğin burada geliştirdiğimiz oyunlarımızdan bazıları az gören çocukların göz yeteneklerini arttırmaya yönelik, gözünü kullanma yeteneklerini arttırmaya yönelik. Keza kullandığımız bilgisayarı gözüyle kullanma uygulaması yine beyin boynundan aşağısını kullanamayan kişilere yönelik kullandığımız. Ama sadece bununla da kısıtlı değil, her alanda bu teknolojiyi kullanmak mümkün. Böyle bir uygulamanın maliyeti $300-500 civarında. Eğer ekstra bir takım donanımlar gerekirse ki bazı boyundan aşağısı tutmayan kişilere yönelik bu tür donanımlar gerekebiliyor. Belki orada bir miktar daha yukarı çıkabilir ama $1000'ın altında kalacaktır diye tahmin ediyoruz. Teknoloji transfer eden bir ülkeden teknoloji üreten bir ülke haline gelmemiz güzel bir gelişme. Sıradaysa projenin hızlı bir şekilde seri üretime geçmesi bekleniyor. Başakşehir Belediyesi'nden örnek bir davranışla devam ediyoruz bültenimize sevgili seyirciler. İstanbul Başakşehir Belediyesi hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar ve sahurlarını kapılarına teslim ediyor. Bu yardımın da Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtiliyor. Başakşehir Belediyesi hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar ve sahurlarını kapılarına götürüyor. Başakşehir Belediyesi Ramazan ayında hasta ve ihtiyaç sahibi insanları unutmadı. Belediye ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca hasta ve yaşlılara ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor. Belediyesinden Ramazan yemeğini getirdik de. Şöyle verelim. Kapıyı biraz daha açıyorum. İyi günler. Afiyet olsun. Kapılarına kadar gelen hizmetten memnun olan vatandaşlar sıcak yemeklerle iftarlarını ve sahurlarını yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Başakşehir Belediyesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılan iftarlık ve sahurluk hizmeti Ramazan ayı boyunca devam edecek. Uzun yıllardır Başakşehir'de oturduğunu ifade eden vatandaşlardan Lebibe Agucuk şunları söyledi. Ben eskilerden biz eski çok eski. İki sene. He? 3 sene olmuş. Bilmezdim. Evet. Ayağım kırık. Kalçadan. Platin takılık. Örüyemem. Bununla buracıya gezerim böyle şükür. Gene şükür Allah'ıma. Memnun musunuz belediyenin verdiği bu? Çok şükür. Çok şükür. Elbet memnunuz olmayayım. Allah razı olsun. Allah daha çok versin inşallah. Öte yandan 4 senedir iftarlık ve sahurluk hizmetinden yararlandığını belirten Bedriye Özdemir ise hasta olduğunu ve yemek pişiremediğini ifade ederek Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiğini söyledi. Bedriye Özdemir,
Kaç senedir burada oturuyorsunuz Melidir Hanım? 4 senedir. Bu Ramazan'da dağıtılan sıcak yemeği bu sene ilk defa mı aldınız? Daha önce evet, 2 sene bir daha getirmişlerdi. Nasıl, memnun musunuz? Ne de işte bir yani ayakta duramayayım, pişiremeyeyim, belim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, rahatsızım, kalpten rahatsızım, başımdan rahatsızım, bana iyi oluyor. Peki. Benim için. Teşekkür ederim. Evet. Siz de sağ olun. Sen efendim, Başakşehir Belediyesi'nden Ramazan yemeğini getirdik de, şöyle verin, kapıyı biraz daha açın. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Sevgili seyirciler, bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın.